Merhaba sevgili izleyiciler. Çok ilginç, çok değişik bir oyunla daha karşınızdayız. İlginç oyun derken neyi kastetti acaba? Zor mu, kolay mı? Ne dersin Canan? Hiç bilmiyorum Şakir. Ayrıca çok da merak ediyorum. Mirket evladım, eğer bugün de bir oyun sonucu yemek kazanamazsanız ben buralardan gidiyorum. Nereye gideceksin Peyami dede? Ormanın ortasındayız. Domdom Cumhuriyeti. Arkandayım Peyami dede. Ben de geleceğim seninle. Yapmayın arkadaşlar. Oyuna motive olun. Lütfen. Zaten açız. Pardon, yorgunuz. Sizler için hiç üşenmedik, yılmadık, yorulmadık ve karşınızda Cingöz Nini. Yalnız biraz sessiz olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi Cingöz Nini uykuda. Oyunu size anlatmak istiyorum. Cingöz Nini'nin önünde gördüğünüz gibi kurabiyeleri var. Ve yanında da bir tane buton var. Şöyle göstereyim. Bir tane de çarkı var. Gördüğünüz gibi çarkın üzerinde bir rakam ve çarpı kurabiye resmi var. Yani çark 3 rakamına gelirse bir tane kurabiye alıp 3 kere düğmeye basıyorsunuz. Eğer 2'ye gelirse bir tane kurabiye alıp 2 kere düğmeye basıyorsunuz. Cingöz Nini'nin kime sinirleneceği, kime patlayacağı hiç belli olmuyor. Bu yüzden kazanan takıma ödülümüz dev hamburger, ketçap, mayonez ve içecek. İnanmıyorum. Ne kadar kocaman ve lezzetli gözüküyorlar. Remzi, bu hamburger hepimize yeter. Acun Bey, ucundan birazcık yesem ne olur. Burayı kesin arkadaşlar. Mirket Bey, eğer kendinize güvenmiyorsanız ne olur ben yarışayım. Lütfen, çok rica ediyorum. Teessüf ederim Bakkal Remzi. Zaten bu grup oyunu. Ekipçe yarışacağız yani. Yine dünkü gibi küp atmak istiyorum. Gönüllüler takımı, bana bir tane karakter söyleyin. Canan olsun Canan. Bizce de Remzi olsun. Hazırsanız yarışmaya başlamak için küpü atıyorum. Canan çıktı. Yani ilk olarak gönüllülerle başlıyoruz. Hadi bana başarılar dileyin. Çarkı çevirmeye gidiyorum. İnanmıyorum Canan. Şanslısın. Sadece bir geldi. Nineyi uyandırmadan bir tane kurabiye alıyorum. Ay çok güzeller. Acaba hangi rengini alsam? Kırmızı. Tamam dış ses, seni mi kıracağım? Şimdi butona basıyorum. Uyanmadı. Cingöz Nini uyanmadı. Sıra gönülsüzler takımında. Hadi arkadaşlar bana şans dileyin. İnanmıyorum. 3 geldi bana. Durum kötü arkadaşlar. Acun Bey, kaybetsek bile kurabiyelerle karnımızı doyurabiliyoruz değil mi? Olur olur, kurabiyeleri size veririz. Acaba hangi rengi alsam? Dış ses ne dersin? Kırmızı. Teşekkür ederim dış ses. 1, 2 ve 3. Gördünüz mü arkadaşlar, uyanmadı. Cingöz Nini uyanmadı. Yuppi, yaşasın. Sıra gönüllüler takımında. Hadi bakalım, inşallah küçük bir rakam gelir. Acun Bey ne yapacağız şimdi? Maalesef Şakir, size hiçbir şey yapmamak çıktı. Acaba iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilemedim. Bence iyi bir şey oğlum. Onlar çevirecekler, tekrar düğmeye basacaklar. Bence Cingöz Nini bu sefer onlara çok kızacak. Sırada gönülsüzler takımından Mirket var. Ay hadi bakalım inşallah. Tüh ya, 2 geldi. Patlamaz patlamaz, korkma. Zaten uyanacağı da belli olmuyor. Teşekkür ederim dış ses. Peki sence hangi kurabiyeyi alayım? Mavi.
Cin gözüne patladı. Yani cin gözüne sinirden patladı. Maalesef gönülsüzler takımı. Oyunda bir daha başa dönüyorsunuz. Kaybettiniz. Gönülsüzler takımı oyunu kaybetti. Aşk olsun cin gözüne. Böyle mi olacaktı sonumuz? Küstüm sana. Kazanan gönüllüler takımını tebrik ediyoruz. Ve onlara ilk hediyelerini veriyoruz. Patates kızartması. Yaşasın, patates kızartmamız oldu. Aslında haşlamasını yapıyorduk ama kızartması tabii daha lezzetli oluyor. Evde beğenip yemezdiniz Canan. Şimdi havalara sıçrıyorsun. Seni gidi seni. Kısaklı Kadriye, burası Survivor. Buradan geçit yok. Aman da Necati de konuşmuş. Kadriye, lütfen oyuna konsantre olur musun? Bırak uğraşmayı benim arkadaşımla. Hazırsanız ikinci tura başlıyoruz. İlk önce cin gözlüğümüzü tekrar uyutmamız gerekiyor tabii ki. Evet, şimdi sessiz olmamız lazım. Kaybeden takımla oyuna devam ediyoruz. Hadi Peyam dede, sıra sende. He? Ne? Bende mi? Benim kafam karıştı evladım. Nasıl oynanıyordu bu oyun? Hem Peyam dede, ikiniz de yaşlısınız. Evet, doğru söylüyorsun dış ses. Şarkı çevireceksin ve düğmeye basacaksın, o kadar. Anladım. Tamam evladım, teşekkür ederim. İki geldi. Peyami dedeye iki geldi. Bu oyunda şanslıyız. Nine bence yeni uyuduğu için hemen uyanmaz. Dış ses evladım, ne diyorsun? Hangi kurabiyeyi seçeyim sence? Seri dikdörtgen olanı. Tamam, teşekkür ederim. Sıra gönüllüler takımında. Hadi bakalım, kendimi çok şanslı hissediyorum. Bir geldi. Kadriye'ye bir geldi. Dış ses, ben kırmızı kurabiye istiyorum. Ne dersin? Olur, bana göre uyar. İnanmıyorum. Ne çabuk da sıra bana geldi. Ay, inşallah takımıma yiyecekler kazandırabilirim. Yoksa millet birbirini yiyecek. İki geldi. Şerbine iki geldi. Dış ses, bence kraker kurabiye alayım. Ne dersin? Olur. Cin gözüne uyumaya devam ediyor. Sıra Morfil Necati'de. Kendimi bugün çok şanslı hissediyorum Acun Bey. İnşallah bütün yiyecekler bizim olacak. Açım, açım. İki geldi. Necati'ye iki geldi. Pardon, ilk önce kurabiyemi seçeceğim. Ben mavi kurabiye diyorum. Ne diyorsun dış ses? Bence de. Zaten senin de saç bantın mavi. Teşekkür ederim dış ses. Kızdırdı. Necati cin gözlüğünü kızdırdı. Ve oyun gönülsüzlerin. Patates kızartmasını gönüllüler takımı, hamburger ve içeceği de gönülsüzler takımı kazandı. Patatesin yanında eşantiyon olarak mayonez de veriyoruz. Yani iki takım da bir takım yiyecekler kazandı. Tüm yarışmacıları tebrik ediyorum ve afiyet olsun diyorum. Tüh ya, hamburgeri kazanamadık. Ama olsun, patates kızartmaları da hepimize yeter. En azından aç kalmamış olduk. Hep senin yüzünden Necati. Sen kaybettirdin bize. Ama Kadriye, en azından kurabiyeler bize kaldı. Değil mi Acun Bey? Evet evet, kurabiyeler yanınıza kar kaldı. Afiyet olsun. Buyurun gönülsüzler takımı. Afiyet bal şeker olsun. İnanmıyorum. Kaç gündür açtım. Kaça böleceğiz bunu arkadaşlar? Hadi gelin gelin. Hemen yemeye başlayalım. Bence adaletli bir şekilde pay edelim arkadaşlar. Bir dahaki Survivor yarışmasında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ben de mi yesem acaba? Çok lezzetli gözüküyor. En nihayeti kaç gündür karnım doyacak. Çok mutluyum, çok mutluyum.